var bizim arkadaşımız. Ona bir bağlanıp bir bakalım ne oluyor Boğaziçi Üniversitesi'nde, öğrenciler mutlu mu, şenşakrak mı? Çünkü çok büyük bir mücadele verdiler ve mücadelelerinde başarıya ulaştılar. Erdinç merhaba. Merhaba Fatih Ertürk. Erdinç, duyabiliyorsan eğer beni, bize oradaki tabloyu, durumu anlatabilir misin? Evet Fatih Ertürk, sabah saatlerinden itibaren hem akademisyenler hem öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmeye başladılar. Melih Bulu bir gece yarısı 2 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü olarak atanmıştı. Bir gece yarısı kararnamesiyle de rektörlükten, görevden alındı. Öğrenciler bu durumu aslında memnuniyetle karşıladılar ama tek söyledikleri bir şey var. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün bileşenlerin katılımıyla yapılan bir seçimle belirlenmesini istiyoruz. Bu yönde bir çağrıları vardı. Az önce de bir açıklama yaptılar. Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 Ocak'ta başlayan protestolar 193 gün sürdü toplam. Halen devam ediyor. Hemen kameraman arkadaşım Murat Erkmenler rica edeceğim. Bu protestoların ardından kapıya bu demir parmaklıklar yapılmıştı. Az önce de bir açıklama gerçekleşti. Öğrenciler yarın 19'da Kadıköy'de bir protesto çağrısında bulundular. Kadıköy'de toplanacaklar yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrenciler. Melih Bulu'dan sonra, Melih Bulu'nun görevden alınmasından sonra Melih Bulu'nun rektör yardımcılığını yürüten Profesör Doktor Naci İnci göreve getirildi. Vekaleten görevini devam ettirecek. Hemen arka tarafta kameraman arkadaşım Murat Erkmen'den rica edeceğim. Polis barikatları yine mevcut. Az önceki basın açıklaması dolayısıyla öğrenciler ne dediler basın açıklamasında? Hem yarınki basın protestoya çağrıda bulundular, Kadıköy'deki protestoya, hem de Melih Bulu'nun görevden alınması yetmez. Burada Boğaziçi'nde bileşenlerin katılımıyla düzenlenecek bir seçimde rektörümüzü kendimiz belirlemek istiyoruz dediler. Ne olmuştu? Bu noktada biz kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le beraber Boğaziçi eylemlerinin en başından beri vardık. Keskin nişancılar gelmişti Boğaziçi Üniversitesi'nin önüne. Bu kapılara kelepçe vurulmuştu. Öğrenciler hafta sonları pandemi gerekçe gösterilerek okullara da alınmamıştı. En son 3 Temmuz'da öğrencilere sert müdahalelerin olduğunu ekranlarımıza da yansıtmıştık. Bugün öğrenciler evet Melih Bulu'nun görevden alınması dolayısıyla mutlular. Ama mücadelenin bitmediğini düşünüyorlar ve mücadelenin bundan sonra da devam edeceğini, kendi seçimlerini gerçekleştirerek rektör seçimini yaptıktan sonra kendi istedikleri şekilde üniversite bileşimlerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri seçim sonrasında belirlenecek rektörle son bulacağını söylüyorlar. Öğrenciler kabul etmiyor, vazgeçmiyor gene. Seçimlerini gerçekleştirene kadar da bu serüveni devam ettirecekler. Akademisyenler de buradayız sabah saatlerinde. Onlarla da konuşma fırsatı bulmuştuk. Akademisyenler de bugün normalde hafta içi saatlerinde, yani ders zamanlarında yaptıkları eylemleri bugün de devam ettiler ama bugünkü eylemde biraz daha farklı nüanslar yaşandı. Akademisyenler Melih Bulu'nun görevden ayrılmasını öğrencilerle beraber Güney Meydan'da sevinçle karşıladılar. Bundan sonraki süreç içinde forumlar düzenlendi ve neler yapılacağını, nasıl bir yöntem izleneceğine dair bir program çıkartıldı diyerek söz size bırakalım. Ayrıntılar geldikçe de buradan aktarmaya devam edeceğiz Fatih Ertürk. Peki Erdinç, çok teşekkür ederim. Sana kolaylıklar diliyorum. Aslında üniversite konusunda demin söyledim. Üniversitenin asıl sahibi öğrencilerdir. Öğrenciler kendilerini yönetecek insanları, kendilerine eğitim verecek insanlar dışında günlük yaşamlarını etkileyecek, eğitim performanslarını etkileyecek kişileri kendileri belirleme konusunda yardımcı olmalarıdır, lazımdır. Yani görüşlerin alınması lazım öğrencilerin ya. Siz öğrencilere rağmen üniversiteyi yönetemezsiniz. Öğrencilere rağmen üniversiteye hoca atayamazsınız. Öğrencilere rağmen üniversiteyi siz bir tepeden inmeci, bir baskıcı, bir otoriter tarzda bir okul haline dönüştüremezsiniz. Burası ilkokul değil, ortaokul değil, lise değil. Yani burası farklı bir yapı. Burası üniversite. Demin söyledi Selçuk Özda. Fikir anarşistlerinin olduğu yer. Yani düşüncenin olduğu yer. Düşünceyle kendini geliştiren çocuklar bunlar. Pırıl pırıl çocuklar. Herkes, her aile göndermiş ve üstün performans gösteren çocuklar bu üniversiteyi kazanmış. Kıymayın çocuklara, dokunmayın çocuklara. Bırakın istediği gibi özgürce eğitimlerini yapsınlar. Tabii ki bir üste, bir sistemi sürdürecek bir disiplin olması gerekir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama bu disiplini sağlayacağım diye üniversiteleri siyasallaştırmak, üniversitelere kapı kullarını atamak, üniversiteleri biat merkezleri haline getirmek, üniversiteleri cemaat ve tarikatlara emanet etmek yapılacak en yanlış iş. 15 Temmuz aklınızdan çıkmasın. İkinci bir 15 Temmuz yeniden yaşanabilir. Tabii bu arada bir olay daha var. Bu Rize'deki olay, bugün görüntüler geldi. Gerçekten çok can sıkıcı görüntüler. Yani Rize'de o özellikle toprak altında kalan insanları kurtarma telaşı vardı bugün. 6'ya yakın insan, burada arkadaşlarım rakamları verdi biraz önce bana. 6 kişi can verdi, 2 kişi aranıyor, 1 kişi tedavi altında dedi. Bir görüntümüz var. Yönetmenimden rica edeyim. Bir göçük altından heyelanda kalan insanları ararken bir görüntü var arkadaşlar. O görüntüyü bir getirelim. Önce onu bir izleyelim. Bakın, insanların hatası. Bu ülkeyi yöneten insanların eksikliği. O dere yataklarına imar izni verenlerin, dere yataklarını yapılaşmaya açanların, rant için, siyasi yatırım için ya da siyaseten insanlara o günlük rüşvet vermek adına bakın nasıl bir cinayete imza attılar. Getirin o görüntüleri arkadaşlar. Bakın burası bir evin sağ tarafı, bakın burada sessizlik istiyorlar. Ama ne yazık ki bir helikopter geçiyor. Çünkü toprak altında kalanın sesini duymak için çaba harcarken helikopter geçiyor. Öfkeleniyorlar ama yapacak bir şey yok. Çünkü saniye ve dakika önemli burada. İnsanların yaşamını kurtarmak adına. Acı verici tablo. Evet, görüntüler bunlar. Gerçekten tekrar döndük görüntülere. Umarım o insanların şansları yanında olur. Arkadaşlar, hazır mı bağlantımız? Bir Rize'ye kadar uzanalım. Rize Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Saltuk Deniz'le de konuşacağız. Evet, Sayın Deniz merhaba. Sayın Saltuk Deniz. Arkadaşlar. Evet, sesini de ayarlayın. Çünkü sormamız gereken, konuşmamız gereken bir şey var. O da Rize. Düne kadar Artvin'de, Trabzon'da da yaşandı bazı olaylar ama Rize'deki olay da insanın canını sıkan, Samsun'da yaşanan yine öyle. Karadeniz'in bir kaderi, yani bir Karadeniz'in bir klasiği haline geldi. Bu yaşanmak zorunda mı? Bu heyelana engel olunabilir mi? Onu da konuşacağız ama öncelikle Saltuk Deniz'e tekrar dönelim. Sayın Deniz merhaba. Sesim geliyor mu şimdi? Evet, geliyor. Arkadaşlar geliyor. Görüntüyü de getirelim. Sayın Deniz... Evet, kameranızı bir düzeltirseniz bekleyelim sizi biz. Bu arada arkadaşlar ayarlasaydık keşke. Neyse. Saltuk, Sayın Saltuk Deniz, bir yandan da bizi dinleyin isterseniz. Bu Rize'de yaşanan olaylarla ilgili yani biraz ağır bir tablo. Yani tamam,